Herkese tekrardan merhabalar dostlar, ben Sezer. Bugün sizler birlikte Age of History'de emperyalizm modunda yabancıların yaptığı Kurtuluş Savaşı senaryosuna bakacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama ve yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlarım. Biliyorsunuz ki dün sizlere bu modu tanıttım. Ne yazık ki link eklemeyi unutmuşum. Bu bölümde altına link ekleyeceğim. Haberiniz olsun dostlar. Açıklama kısmından direkt olarak linki bulabilirsiniz. Bunun için de kusura bakmayın dostlarım. Şimdi öncelikle yabancıların yaptığı Kurtuluş Savaşı senaryosunun önce ayarlarını sizlere göstereyim. Editöre tıklıyorum. Buradan senaryomuzu seçeceğiz. Direkt olarak şurada Turkish War of Independence yazıyor arkadaşlar, gördüğünüz üzere 1921 senaryosu. Buna bastıktan sonra sonraki diyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sadece Türkiye olarak yapılmış ama bunun daha da büyük versiyonu vardı. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şöyle biraz aşağı sürüklediğimizde bakın 1921 ya. Biraz aşağı indiğimde bunu bulabiliriz gibime geliyor. Çünkü dün sizlere zaten bunu göstermiştim. 1918, 1921, Red Flood. Sanırsam yok abi. Ama ben sanki sizlere dün göstermiştim. Dünkü videoyu izleyen arkadaşlar varsa zaten görebilirsiniz. Evet, burada bir tane daha var mesela. Türkiye yazıyor. Evet, bu Osmanlı ile alakalıymış. Neyse, biz o senaryodan oynarız zaten. Ne olacak ki en fazla, değil mi arkadaşlar? Şöyle Turkish War Independence'a bir kere basıyorum. He, şu senaryo. Tamam. Gel abi gel. Bak şimdi burada bu var ya. Nerede o? 1921 ya, bak şurada. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bunun tüm dünya versiyonu ama Osmanlı bu eventler sayesinde küçülüyor gitgide ve sonrasında Türkiye ortaya çıkıyor. Onda artık başka bir senaryolarda bakarız arkadaşlar. Bizim yapacağımız senaryo şu an için bu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ayarları yapılmış ama ben diyorum ki bu ayar bana yetmez. Bunu fullleyeceğiz. Nüfusumuz çok yüksek olsun. Ekonomimiz aynı şekilde eşit olsun. Başkentlerdeki başlangıç ordusu 750 diyor. 750 tamam ya, kafi ya da sıfır yap abi, sıfır. Herkes sıfırla başlasın. Başlangıç paramızda şöyle 75 bin mi yapsak? Evet, 75 bin bizim için kafi olacaktır. Sonrasında nüfus artışımız 3 yap, hatta 5 olsun. Ekonomimiz 3 olsun. Hastalıklarına ölüm oranı da bu şekilde kalsın. Oyunumuza direkt olarak geçiş yapabiliriz artık. Oyunlar, yeni oyun. Bakın arkadaşlar, burada gördüğünüz üzere birçok devlet tarafından yenmeye başlanmış, Osmanlı'yı sömürmeye başlamış birçok devleti görebilirsiniz dostlar. Amacımız Çanakkale'yi elimizde tutmak, Türkiye'yi yeniden bir devlet haline getirmek, Yunanistan, Fransa, İtalya, Şam Devleti, State of Aleppo yani Halep Devleti ve British Empire'i hızlı bir şekilde yok etmek arkadaşlar. Umarım bunu başarabiliriz. Direkt olarak seçeneklerimiz zorluk efsanevi, savaş sistemimiz klasik, oyun hızımız %100 iken EA saldırganı da şöyle şu şekilde hemen şöyle düşüreceğim. %15, oyun hızımız %50'ye düşsün. Hatta oyun hızımız %100 olsun ya. Böyle kalsın abi. Kuveyt'i kaldırıyorum. Gördüğünüz üzere 3.888.000 nüfusumuz varken 707.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum dostlarım. Direkt olarak oyunumuzda Yunanistan'da savaşta başladık gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Bakın Yunanistan Krallığı ile savaştasın diyor oyun bize. Bunu tabii ki de hiçbir sorun etmeyeceğim. Ben direkt olarak arkadaşlar her şeyimizin ayarını yapacağım. Bunu fulle. Yatırımları da fulle. Nüfus artışına 10 tane veriyorum. Ekonomisine 5, vergi gelirine 5, üretime 5, yönetime 5, ordu bakımına olabildiğince fulleyeceğim arkadaşlar. Tamam, güzel. Şimdi askerlerimizin hepsini önce buraya bir çekeceğim. Yunanistan bizim için çok büyük tehlike arkadaşlar. Lakin size ses fazla geliyor büyük ihtimal. Ben bu sesi bir kısayım. Şu an siyah ekran görüyorsunuz arkadaşlar, farkındayım. Hala siyah ekran göreceksiniz. Hala düzelmedi. Dur, düzeltiyorum. Heh, düzeldi. Şu an dosyalarını görüyorsunuz oyunun. Şu an ekranın gelmesi lazım. Evet, geldi. Öncelikle bana karşı gelen sesi bir kısacağım. Efekt sesini şöyle bir kısa abi. 13 yap. Şimdi Greeklerle savaşacağız. Bu savaşı büyük ihtimal kazanacağız arkadaşlar. Çünkü o Yunanların durdurulması gerekiyor. We must retreat. Ankara'ya kadar geri çekilmeliyiz. Biz ittirmeliyiz arkadaşlar. Yani hangisini yapacağız? Ankara'ya kadar geri çekilirsek bir sürü ordu verecek bize. Eğer bu şekilde kalırsak da 5000 5000 yani totalde 16.000 17.000'lik bir ordu sayımız olacak arkadaşlar. Ben diyeceğim ki biz geri çekilmiyoruz. Sonuna kadar duracağız. Hemen şöyle 18.000'lik orduyu aslında ilerletmeyelim abi. İlerletmeyelim çünkü biliyorsunuz ki zaten ileride bizi bekleyen bir 18.000'lik bir ordu var. Onun için şu iki orduyu bir gönderelim bakalım oraya. Bakalım orada neler varmış, bizi bir görsünler. Bize sayılarını söylesin. O ordular şehit olacak arkadaşlar muhtemelen. Evet, 17 bin ordusu var. Burada da 17 bin ordu var. Şimdi önce şurayı bir zayıflatalım. Tamam, bak şuraya gidiyorum.
Bizim paraya ihtiyacımız var. Evet abi, her yerden geliyorlar arkadaşlar. Daha fazla tutamayabiliriz. Ama onun için bakın, şimdi elimizdeki orduyu ben kaybetmek istemiyorum. Tamam mı? Buranın şeyini de iptal ediyorum. Elimdeki orduyu nasıl bu orduyla kapıştırmadan kazanabilirim? Bu ordunun gideceği tüm bağlantıları kesersek eğer arkadaşlar, bu ordu aç kalır ve açlıktan ölebilir. Ben de o sırada hedefimi tamamlamaya çalışayım. Akisar'a gireyim mesela. Bu orduyu buraya ilerletmeyeceğim. Evet. Evet arkadaşlar, Kilikyalılara kadar çekilmemiz gerektiği söyleniyor. Putting troops. Çok fazlasıyla asker geri çekilmeye başlamış arkadaşlar. Evet, bize daha fazla ordu geldi gördüğünüz üzere. Şu an buradaki gördüğünüz kişiler asker değil arkadaşlar. Bunlar ülkesini savunmaya çalışan insanlar. Yani normal bir halk. Ve halk şu an bizim için gördüğünüz üzere arkadaşlar hiçbir şeyini saymayıp savaşa giriyorlar. Bizim de bu savaşı milli benliğimize kazanmamız lazım ama gördüğünüz üzere arkadaşlar birçok devlet bana savaş açtı. Bu senaryo gerçekten çok zor. Şimdi yanacağız büyük ihtimal, yani kaybedeceğiz. Diğer yolları da deneyeceğim bu arada arkadaşlar. Yani o yollarda bakalım neler varmış. Lakin şu an İtalyanlar vesaire herkes bize karşı savaş açmış durumda. Yani ben şu an bu oyunda bunu itemezken gerçek hayatta halkımız nasıl kazandı bu savaşı gerçekten hayran bırakacak bir düzeyde. Evet, Gürcistan problemi de başladı. Gürcistan sorun çıkartıyor arkadaşlar. Sovyetlere mi ne bırakacağız yoksa savaş mı açacağız kararı var. Ben buna da savaş açıyorum. Bakalım her şeyi görelim. Sonra zaten yeniden başlatacağım oyunu. Merak etmeyin. Şu an sadece olası sonuçları görmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım olası sonuçlarda neler var diyeceğim de, oğlum bu Greekler niye paralı o asker ordusunu bu kadar fazlasıyla abartmış durumda? Ben bu savaşı kazanamayacakmış gibi geliyor ama deneyeceğim şansımı ya. Gerekirse kredi çeker diyeceğiz de. Bir şey söyleyeyim mi? Dur bakayım dur. Yeni oyun yap abi. Ben bu senaryoyu başaracağım abi, tamam mı? Bu senaryoyu başaracağım. Yeniden başlatıyorum oyunumuzu. Efekt seviyesini kısacağım. Çünkü beni bayağı rahatsız ediyor bu ses. Şimdi arkadaşlar milli benliğimizi korumamız gerekiyor. Yunanlarla zaten direkt olarak savaşta başladık. Kendilerinin ekonomileri ve nüfusları bize göre bayağı iyi durumda. Çünkü biz şu an için bayağı büyük bir devlette savaşa girdik durumdayız. Onun için Yunanistan'ı büyük ihtimal yok edemeyeceğiz ama bir savunma hattı çekmeyi başarabilirsem eğer, bakın savunma hattını çekebilirsem büyük ihtimal diğer devletler hızlıca yok eder ve Yunanistan'a karşı tüm benliğimizi savaşa girebiliriz. Ama şu an için bu planları yani uygulamak için oyununda çok kez yanıp kaybetmek zorundayım. Çünkü gördüğünüz üzere arkadaşlar herkes bize karşı bir savaş oluşturuyor. Yani anlamış değilim. Şöyle tüm ordumu birleştireceğim bu arada. Şurada da bir savaş çıkacak. Ama o savaşın daha çıkmasına var olduğu için arkadaşlar tüm askerlerimin hepsini buraya çekiyorum. Bakın 11 bin asker geldi. Buradan 3 bin asker çıktı. Buradan 9.795. Ben askerlerimin hepsini Ankara'ya rekrut yapacağım arkadaşlar. Yani geri çekilme kararı yapacağım. Evet, güzel. Geri çekilmeni izliyorum. Bakın görüyor musun? Sadece bir yerde. Eğer buraları kaybetmeseydik buralardan 5000'er 5000'er asker çıkacak. Hemen şuralardan ordu oluşturuyorum arkadaşlar. Bunu da buraya yolla. Tüm orduyu birleştiriyorum. Bakalım şimdi ne olacak arkadaşlar. Evet, şimdi 30.000 buradan. Bu buraya. Hareket puanım bitti maalesef ki. Ama şu an ordusunun bağlantısını kopardığımız için büyük ihtimal açlıktan ölme ihtimalleri var. Onun için ben ileri gidiyorum arkadaşlar. Şuradaki ordusunun da sayısını da keseceğim. Şu an paramız birikiyor ama her yerden ilerliyorlar. Daha fazla dayanamayacağım. Şuradan gideceğim abi, gel. Bir an RP yaptım arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, oradaki ordu açlıktan abi çok zor oğlum. Bu senaryoda oynamayı başaran arkadaşlar varsa lütfen yorumlar kısmına yazsın. Çünkü biraz sonra da zaten İtalyanlar bize bir savaş açacak. Bakalım bu savaşın sonucu neler olacak. Bu arada başkentimi kaybetme ihtimalim var. Şuradan biraz asker basalım. Bir de kredi çekeceğim. Halkın tamamı şu an savaşta değil bu arada. Halk savaşta olsa büyük ihtimal biraz daha üstünlük sağlarım diyecektim. Param yok. Artık 13.000 asker bastım.
Abi bu adamlar manyak. Yemin ediyorum manyak bak. İlerleyemiyorum. Evet, başkentime yakın olan Sorgun ilçesinden bir girelim hemen arkadaşlar topraklarına. Buradan buraya ve buradan da buraya. Event gelirse nane yedik diyecektim. Event geldi. Evet, Fransa ile savaşa girdik. 9000'e asker basıyorum hemen. Şuraları ele geçireceğim. Tamam, güzel. Şimdi buradaki askerler zaten açlıktan ölüyor arkadaşlar. Onu hiç sorun bile etmiyorum. Şuradan asker gelmesini önleyebilsem keşke. Sürekli asker geliyor işte. Buraya çıkamıyoruz. Liman basmam gerekecek ama benim liman basacak param bile yok. Evet, burada bayağı bir asker var. Yani ben bayağı bir asker olduğunu gördüm direkt olarak. Şu an gördüğünüz üzere İtalyan kralıyla, İtalya kralıyla, İtalyan ne abi? İtalya kralıyla savaşa girdik. Halep'le de savaşa girdik. Yunanlar burada açlıktan ölüyorlar. Aa, ölemiyorlar artık. Çünkü şey yapmışlar arkadaşlar. Ne diyeyim size? Liman ele geçirmişler. Evet, İtalya krallığının üzerine de yürüdük. Şu an bastırıyoruz. Bir yandan da kaybediyorum. Tutunamıyoruz arkadaşlar. Tutunamıyoruz. Evet. Anamur, Mersin, Adana, Kozan, Gaziantep gibi birçok yeri ilhak ediyoruz. Dayandığımız için oyun bizi ödüllendiriyor ama savaşımız devam ediyor mu? Şu an dur bakalım. Galipsiz barış verdi lan. Evet, George problemi başladı. Ona da savaş açıyoruz. Devam etmeliyiz. Evet, Yunanlar bizi işgal ediyor abi. Bu senaryoda ben bir seri yaparım var ya, bir seri çıkar buradan. Evet, Yunanların problemi şu an için yok oldu. Ama işgal etmeye devam ediyorlar topraklarımızı. Bakar mısın? Ayıp lan. Galipsiz barış verdi oyun lan onlara. Ben giremiyorum ama onlara. Evet, Sovyetler de girdi savaşa. İşgal topraklarımızı bir temizleyelim. Evet, şimdi bizim yine savaş açma kararımız çıktı arkadaşlar. Şuraya git bakalım bir. Bu arada video 12 dakika olmuş. Ne çabuk oldu oğlum bu. Gerçekten oynarken hiçbir şey anlamıyorum. YouTube bir düzelsin. Şu an YouTube'daki algoritma leş oldu arkadaşlar. Herkes yani. Tüm kanallarda geçerli bu. Yani 10 bin, 15 bin izlenen kanalım. 1000 izlenmeyi zor geçiyoruz. Düzelecektir inşallah. İnşallah abi. Şöyle yapalım. İtalya'nın başkentine gireceğim. Evet, Britanya'da savaş açtı. Allah Allah. Ulan bak, o kadar dayandın diye ödül ver bari lan. Evet, Sovyetler ele geçirmeyi başardı arkadaşlar. Gürcistan problemi de kalmadı bu sayede. Ama Greekler çok fazla asker basıyor. Yine bu fazla yani. Ben anlamadım bunu. Ama teknolojimiz geride. Sizinki de çok ileride olmaması lazım yani. Evet, Gürcistan problemini bastırdık. Ardahan'ı alamadık ama. Ardahan Türk toprağıdır. Batum'da. Oğlum ya, Batum'a gittim. Batum'a yani. Arkadaşlar. Yani yemin ediyorum, biz baksak oraya daha güzel olurmuş memleket. Leş gibi lan. Lan insan biraz uğraşır. Arkadaşlar, diyelim ki bunu yeniden bir seri yapalım. Şu an sizlere zaten senaryoyu gösterdim tam anlamıyla. Yani isterseniz bir seri yaparız ama şu an gördüğünüz üzere yani aldığımız toprak, burası bizim ya. Şu an bizim olarak gözüküyor. Yani bir sonraki bölümlerimize kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın dostlarım. Bay bay.